Geldik masanın başına. Haftanın ilk gününde her pazartesi olduğu gibi Zeliha Yılmaz stüdyo misafirimiz. Zeliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. İyi sabahlar. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyi misiniz? İyiyiz, Ne kadar güzel şeyler getirmişsiniz teşekkür yine. ediyoruz. Özellikle şuna bayıldım. Evet. Klasikle modern olanın birleşimi diyebiliriz aslında. Evet. Çünkü bu bir piyano modeli. Ama Evet. siz bunu güllerle süslediniz. Evet. Fakat altında piyanonun tuşları gibi farklı renkleri de göstererek Hı. izleyicilerimize şöyle yakından da göstermiş olalım. Evet. Değişik bir çalışma yaptınız. Yine burada da çok Aynı güzel şekilde bir kutumuz kutu. var, değil mi? Evet. Bu kutu çok amaçlı bir kutu diyebiliriz Mutlaka herhalde biz bunun evet. için. Burada da var Burada küçük. da bir kutumuz var. Şurada bir Kaftanlarımız. kaftanımız var. Bu kaftanlar çok güzel Minyatür gerçekten. kaftanlarımız evet. Bunları nasıl yaptınız Zeliha Hanım? Yine aynı şekilde düz bir şekilde boyuyoruz. Çatlatma da var Porselenimiz evet. galiba, değil mi? Çatlatma tekniğimiz var. One stroke tekniğimiz var ve doku tekniğimiz var. Doku O üçü tekniği birden üçü var. Onun birden. için bu kadar güzel duruyor demek ki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buna aynı zamanda efektli doku uyguladık. Boyalarımızda yine ahşap boyalarımızda efekt veren Nasıl boyalarımız var. yaptınız Böyle onu? ebru gibi mesela bu ışıkta çok değişik parlıyor. Bakın lila. Bu da mor. Efeğin içerisinde lila, beyaz ve mavimsi bir tonlama ebru Öyle mi? şeklinde. Evet o şekilde yaptık. Gerçekten çok güzel bir ebru görüntüsü var. Özellikle Evet. arka tarafını çevirip şöyle izleyicilerimize bir gösterelim. Bakın tam bir ebruyu andırıyor. Çok Evet. böyle parıl parıl, Dok. güzel de duran bir çalışma hakikaten. Evet. Herkes kendisi yapabilir mi peki bunu? Kesinlikle tabii ki. Ahşap boyama yapan herkes daha bunu daha zevkle yapabilir. Çok basit ve bir anda çıkıyor desenler mesela. Harika. Ama bunun detaylarını bir gün izleyicilerimize o efekti, o gölgeleri siz nasıl verdiniz? Evet Onu bir gün göstereceğiz. anlatalım. Tamam. Şimdi biz her gün farklı objeler deniyoruz. Şu anda ekranda da gördüğümüz bir gazetelik mi bu? Poşetlik, değil mi? Poşetlik yine Çok doku güzel. tekniğiyle ve hamur kabartma tekniğiyle yapılmış. Çok şık olmuş Evet. gerçekten. Böyle mermer bir Evet, görüntüsü var, evet. değil mi? Ama doku tekniğiyle beraber hamur kabartmada özellikle siz burada galiba bir ustanın, aşçının Aşçımızı yaptık, evet, mutfağımızın çok çünkü şık ürünü. olmuş Evet, hakikaten. Ama teşekkür biz ederim. hep farklı şeyler boyuyoruz sevgili izleyenler. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hani bizim dekorumuzda gördüğünüz şurada beyaz bir sehpamız var. Evet. Biz rica ettik bugün Zeliha Hanım hazır gelmişken bir taşla iki kuş mu denir Aşk olsun ya bilmiyorum. estağfurullah. Ama bize bunu boyayacak. Evet. Normalde bu sehpa düz beyaz bir İlk sehpa. sehpamız. Evet. Evet. Bunu Bunu şimdi nasıl yapacaksınız siz? renklendireceğiz bunu. Yönetmenimiz dedi ki bu beyazı biraz kıralım. Çok beyaz Evet. oldu. Evet. Biz geçen seneden beri bu sehpayı kullanıyoruz. Çok şık bir etajer gerçekten ama siz buna biraz renk vereceksiniz. Evet Nasıl yapacağız? inşallah. Şimdi Zeliha Hanım ben şunu soracağım. Bu normalde boyalı ve Evet. üstünde de hatta şey de var. Mat vernik var. Evet. Vernik var Var ama. evet. Peki biz böyle boyanmış vernikli bir şeyi tekrar kendimiz Yapabiliyor. boyayabilir Evet miyiz? evet Harika. yapabiliyoruz. Bıktığınız, sıkıldığınız şeyler varsa bunları yenileyebilirsiniz Değiştirebiliriz. demektir. Yenilemek de bizim kendi işimiz. Zaten biz hanımlar hani diyoruz ya mutlaka yenilik istiyoruz, değişiklik istiyoruz. Buyurun size çok basit bir Evet, şekilde birdenbire yapacağımız. eşiniz akşam eve Evet. geldiğinde Evet. artık sadece salondaki eşyaların yerinin değişmiş olduğunu görmeyecek. Evet. Aynı zamanda ne oldu bizim bu mobilyalara, etajere veya aynaya, Evet. hatta konsolu bile Konsol boyayabiliriz. ben hatta prizlerimi bile elektrik prizlerimi bir gün Oo, çocuklar evet. geldi anne diyor yeter artık şimdi sıra bize gelecek herhalde prizlerimi bile boyadım yani farklı bir desen Ne verdim. güzel, çok hoş. Güzel Bir gün yenilik sizin oldu. evinize mutlaka gelip Ali Bey göreceğim. buyurun beklerim İnşallah. mutlaka. Peki şimdi siz önce demek ki zımpara Şöyle yapacaksınız. zımpara yapma gereği şöyle duyuyorum. Şurada hafif eskimeler olduğu Evet. için. Yıpranmalar var Evet, tabii. yıpranmalardan dolayı. Yoksa bu rengi tamamen kazımak için yapmıyoruz Hayır bunu, değil kızım mi? artık kolaylaştı dediğimiz gibi mesela parlak yüzeyler için ya da mat yüzeyler için bizim kendi astar boyamız var. Ama şu andaki sehpamıza hiç ihtiyaç duymuyoruz. Gerek kalmadı. Çünkü zaten mat vernik atılmış yani sıkıntımız olabilirdi ama yok. Evet. Şimdi ben bunu... Siz burada iki rengi hangi fırçayı istiyorsunuz? Ben size Ben yardımcı bakın olayım. burada fırça hiç kullanmayacağız. Öyle mi? Burada bizim amacımız poşetlerle yapıyoruz. Aslında doku Aa, çok tekniğimizin enteresan bir şey. evet doku tekniğimizin kendine uygun bir aparatı vardı ama biz yine tasarrufu yapıyoruz. Harika. Poşetler de aynı işlemi görüyor. Gerek bir Evet. buzdolabı poşeti, bir Buzdolabı market poşeti poşeti, veya bir market poşeti, alışveriş poşeti. eczaneden aldığınız Evet. küçük bir poşet. Doku tekniğini biz bugün poşetlerle yapacakmışız. Evet. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak? Şimdi Hemen. poşetlerin hepsi lazım olacak Değil mı? sadece ben hani üçüyle de rahatlıkla yapılır Evet. diye burada göstermek amaçlı getirdim. Ben size yardımcı Evet. olayım. Şu anda Bildiğimiz büyük boy biraz bir buzdolabı poşeti. evet bunu buruşturacağız elimizde. Buruşturma işlemimiz bittikten sonra şu Çok şekil güzel.
Farklı renklere boyayacak Zeliha Yılmaz, evet, bize özellikle mevcut etajeri. Hangi renklerimiz var? Biz şampanya, evet, ve hani rengi kıralım diye biraz şampanya, biraz tafi ve biraz da glaze kattık. Glaze, üçünü birden. Bizim incelticimizdir. Aynı zamanda doku tekniğimizde, bakın şöyle yaptığım halde bile desenler çıktı. Bakın. Bu çok şekil, güzel, evet. Bu bir doku tekniğidir. Harika. Zeliha Hanım'dan şunu öğrenmiş olduk. İlle de o fırçam yok, onu bulamazsam kesinlikle yapamam demiyoruz. Evet, evet. Herhangi bir buzdolabı poşeti veya bir market poşetiyle bile biz bu doku tekniğini uygulayabiliriz. Galiba burada şöyle bir avantaj var. Şimdi bunlar geniş yüzeyler. Evet. Küçük bir obje değil. Sonuçta bu bir etajer. Evet. Ve biz buraya rahatlıkla bu doku tekniğiyle bambaşka bir hava vereceğiz. Çok merak ediyorum tabii programın sonunda nasıl tabii bir şey olacak. Biraz kuruma süresi var. Hani evdekiler daha çok beklerlerse daha iyi olur. Biz burada süremiz kısıtlı diye. Yani şimdi hani, biz bunu gönül rahatlığıyla evde sıkıldık diyelim ki mobilyamız koyu renkti, kahverengiydi. Evet, evet. Biz bunu şu an sizi izleyerek gidip yapabilir miyiz? Ay, tabii ki hiçbir sorun yok. Harika. Hemen bir zımparayla yol içime silmez, yine risk almak istemiyorum derseniz mutlaka astar boyası atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Astar boyası bildiğimiz normal şu hani opak boyalarımız değil, astar boyalarımız ayrıdır. Ondan yapabiliriz, bakın. Bunu yoğun bir şekilde de sürebilirsiniz. İnce bakın şöyle de bırakabiliriz. Evet, siz bir hat ince bırak. Bu daha eski, daha böyle eskitme görüntüsü veriyor. Altındaki. Geçen haftaki sandalyemiz çok güzeldi ama. Evet. Keşke ondan bir kısmı video olarak tekrar alsaydık. Unuttuk ama bir dahaki hafta gösterelim. Tamam. Sandalyemiz çok böyle nostaljik bir obje haline geldi. Evet. Onu mumla eskitme tekniğiyle çalıştık. Ama bugün Zeliha Hanım bize bildiğimiz poşetleri kullanarak doku tekniğiyle bakın bizim var olan sehpamızı, etajerimizi yeniliyor. Evet, fil dişi çok rengine güzel döndü. Kemal'da diyebiliyoruz aynı zamanda, bakın bitti bu. Bunu kurumaya bırakıyoruz. Bu kadar basit mi yani? Bu kadar basit. Peki mesela istersek üstüne bir kat daha geçebilir kesinlikle miyiz? Kesinlikle, bakın oradaki kutumuzda mesela yeşilli pembeli çalıştık. Buna da farklı uygulayacağımız desene göre yine uygulamak istersek farklı şurasını tonlama yaparak açıklı koyulu anladım yapabiliriz. 2-3 renkte üstünde çalışabiliriz. Veya bunun dokusu daha kalın olsun diye bir kat daha, bir kat daha geçebiliriz. Yoğun bir şekilde gidebiliriz. Şimdi bu biraz kuruyacak. Kuruduktan sonra ama siz farklı teknikler uygulayacaksınız. Yani peçete tekniği olabilir, dekobaj tekniği olabilir. Onu bakacağız. Beraber karar verelim. Peki. O zaman bu kurusun, diğer teknikleri birlikte görelim. Tekrar masanın başına geldim. Her pazartesi olduğu gibi Zeliha Yılmaz bizimle birlikte. Ne yapıyor derseniz, bugün çok enteresan bir etkinliğimiz var. Bizim stüdyomuzdaki bir objeyi, buradaki etajeri Zeliha Hanım yeniliyor. Ve burada enteresan olan şu, aslında üzerinde mat da olsa vernik olan bir şeyi biz çok basit tekniklerle kendimiz yenileyebilirmişiz. Evet. Zeliha Hanım, bunu poşetle yaptınız. Nasıl yaptığınızı izleyicilerimize bir anlatalım dilerseniz. Bu kullandığımız bir komodinimizmiş. İki yıldan beri kullanıyordunuz. Evet. Üstün mat vernikliydi. Onu hafif bir zımparaladım. Zımparama ihtiyacı şöyle bir şey. Hani astar gerekiyor mu, gerekmiyor veya boyamı tutacak mı diye, ama bana bir sorun çıkartmadığı için astara ihtiyaç duymadan şampanya ve tafi rengimi birbirine karıştırarak normal bir market poşeti olabilir, buzdolabı poşetimiz olabilir. Onu biraz buruşturduktan sonra şu şekilde böyle yaptıktan epeyce sonra epeyce bir buruşturduk ama yani onu böyle bayağı elinizde sıktınız. Sıktık. Ondan sonra doku tekniği diyoruz biz buna, değil mi? Evet, ve doku şekilleri çıktı. Şu anda kurumasını bekliyoruz. Buna yapacağımız tekniği tekrar düşünelim demiştik. Bir peçete beğenmiştik. Evet. Burada bir peçetemiz vardı. Evet. Peçeteyi Zeliha Yılmaz sevgili izleyenler böyle şeylerini keserek tek kat halinde getirdiniz. Tek kat özel halinde. Evet. Peçete tekniğini uygulayacağız. Bunu üstüne uygulayacağız. Evet. Bir de böyle şeyleri, çekmece kısımlarına uygulayacağımız farklı bir peçetemiz daha var. Evet. Çekmecelerin de üstündeki şeyleri çıkardı Zeliha Hanım. Değil mi? O düğmeleri çıkardınız. Çalışmamızı kolaylaştırsın diye. Kirlenmesin diye de. Ve peçeteleri de çekmeceleri de boyadı. Biz evde kendimiz bunu yapabiliriz yani. Çok rahatlıkla yapabiliriz. Gerçekten zevkli bir işte. Yani şu anda görüyorsunuz dokuların. Evet. İzleyicilerimiz
dinleyicilerimiz de mutlaka görüyordur. Bunun için muhakkak ahşap boyası mı gerekiyor Zeliha Hanım? Yani cama uygulayacaksak cam boyasıyla yapacağız. Evet. Ahşap olduğu için peki, ahşap boyası. Peki cam boyasını ahşap gibi böyle bir şeyde kullanabilir tabii miyiz? Tabii ki değil kesinlikle yani kullanabiliriz. Yani hani orada bir ziyan olma gibi bir durumda söz yok, konusu hayır, değil de olmaz hayır. da. Hayır mesela uzun bir dikdörtgen kare kurabiye tabağımızı çalışmak istesek hani pat pat süngerlerimiz yerine aynı şekilde doku içinde poşetlerimizde kullanabiliriz. Ne güzel. Evet. Evet peki şimdi biz bunu yaptık ve peçete tekniğini uygulayacağız. Evet. Nasıl uygulayacağız? Biraz kurumasını bekleyeceğiz galiba değil yani mi? Yani bir 5 dakikamız kaldı. Kuruduktan sonra direkt peçetemizi peçete tutkalımızla şeklini belirleyelim. O nasıl dizayn edeceksek o şekilde koyacağız. Peçete tutkalımızla yapıştırdıktan sonra su bazlı vernik süreceğiz bu evet, defa. Evet üstüne kolumuz alerji kimseyi rahatsız etmeyelim. Su bazlı verniklerimizde bir sorun yoktur. Çünkü vernik attığım fırçayı dahi suyumuzla temizleyebiliyoruz. Ne güzel. Evet. Dolayısıyla bunları evde kendimizde rahatlıkla aslında ve maliyeti de çok ucuz olacak bir şekilde mobilyaları veya etajerinizi en azından bir tanesini, komodini veya şifonyeri değil mi yatak odalarında tabii da ki. Bu yapılabilir. Evin farklı yerlerindeki objeleri boyamak mümkün. Bu daha basit bir teknik tabii. Evet. Hani dışarıda mobilyacılardaki profesyonel teknik gibi düşünmemek değil, lazım. Ki, tabii ama ki. Kendimizde küçük küçük dokunuşlarla evde çok farklı şeyler meydana getirebiliriz. Evet. O zaman ben birazdan tekrar yanınıza döneyim konuğumu uğurlarken ve şu anda da biz bu etajerin kurumasını bekleyelim. Sevgili izleyenler bugün şu anda ekranda da görüyorsunuz birbirinden güzel doku tekniğiyle farklı çatlatma teknikleri de uygulanmış olan etkinliklerimiz var. Tekrar masanın başına geldik. Burada da çok cici, çok sevimli bir etkinliğimiz var. Biz sohbet ederken siz aşamalarını gördünüz zaten. Epeyce de bir ilerledik. Bugün Zeliha Yılmaz bizim her zaman stüdyomuzda bulunan etajerimizi otantik bir hale getirdi. Farklı şekilde süsledi. Önce doku tekniği ile poşetlerle farklı bir renkte boyadı. Evet. Ve ardından ne yaptı Zeliha Hanım? Farklı renk derken fil dişiyle tafiyemizi bir karıştırdık. Şampanya da diyoruz ona aynı zamanda. Metalik koyduğum için biraz daha parlaklık verdi aynı zamanda. Ve glaze de harmanladıktan sonra bir market poşetimizde pat pat yaparak işlemimizi tamamladık. Kuruduktan sonra uygulayacağımız objemiz peçeteydi. Peçetemizi şeklimize göre kestik. Bu çekmecelerimizin ölçüsünü aldık. Peçetelerimizi o şekilde de kestik ve ne yerleştirdik. Evet. Böyle çok cici daha hani modern bir şeyden şimdi de oldukça klasik otantik diyebileceğimiz bir farklı bir şekle bürünmüş oldu. Bugünkü sehpamız değişik bir çalışma oldu. Siz bunu evinizde kendi mobilyalarınız için de uygulayabilirsiniz. Ve üstüne de bir renk metalik bir kontür gideyim dediniz değil mi? Evet kenarlarını belirlemek için yine doku tekniği yapmıştık. Bakın doku tekniği yaptıktan sonra şöyle yakından da aynı deri görüntüsünde. Hani çok güzel oluyor pütür gerçekten Bunu çerçevelerimize de çok güzel bir şekilde uygulayabiliriz. Yani çerçevenin kenarında aynı bir deri doku gibi şekil veriyor bize. Yaldızla parlattık, hani netleştirdik, kontürlerini ortaya çıkarttık. Çok da güzel oldu. Devam edeceksiniz herhalde kontürlemeye ve kenarlarını da netleştirmeye. Sevgili izleyenler, bunu kendimiz de evde özellikle sıkıldığımız bazı objeler için yapabiliriz. Tek bir etajerde yapabileceğiniz gibi bunu bütün bir salon mobilyasına da uygulayabilirsiniz demişti Zeliha Hanım. Evet. Ve bu uygulama sırasında şöyle bir şey de var. Sadece boyayarak da yani sadece doku tekniğiyle de bırakabiliriz ama biz burada daha otantik, daha farklı bir görüntü olsun istediğimiz için değişik objelerle özellikle peçete tekniğiyle de süslemiş olduk.